İlk adı Mustafa'ydı. Matematik öğretmeni Mustafa'ya Kemal ekledi. Mustafa Kemal oldu. Çanakkale Savaşı'ndaki başarılarından dolayı rütbesi yükseltilince Mustafa Kemal Paşa oldu. Kısaca Kemal Paşa diye anılmaya başlandı. Sarı Paşa diyenler de oldu. Sakarya Savaşı'ndan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi ona gazi rütbesini verdi. Adı Gazi Mustafa Kemal Paşa oldu. Bu unvan o kadar benimsendi ki herkes ondan kısaca Gazi Paşa diye söz etmeye başladı. Daha kısaca Gazi deniliyordu. 21 Haziran 1934'te soyadı kanunu çıkınca herkesin aklına doğal olarak ilk o geldi. Gazi Mustafa Kemal'in soyadı ne olacaktı? Herkese soyadı bulan Gazi, kendisine nasıl bir soyadı bulacaktı? Mecliste, gazetelerde her gün ortaya yüzlerce öneri atıldı. Bu öneriler arasında öne çıkanları sizin için derledim. Kemal Etel Etil, Atilla'nın özgün söyleyişidir. Büyük nehir ırmak demektir. Kemal Ete Alp, Altay dilinde büyük kahraman anlamına gelir. Kemal Korkut, korkusuz, yavuz, heybetli demektir. Kemal Arız, Türk kahramanlarından Alp Arız'dan esinlenerek oluşturulmuştur. Kemal Ulaş, yine Türk kahramanlarından Ulaşoğlu Salur Kazan'ın ismidir. Kemal Yazır, Türk kahramanı Yağlıkçıoğlu Yazır'ın ismidir. Kemal Emen, yine Türk kahramanı Ucenoğlu Yemen Bey'in ismidir. Kemal Çoraş, güneş, ışık anlamındadır. Kemal Salır, Türk kahramanlarından yine birinin ismidir. Kemal Begit, sağlam, dayanıklı, direngen anlamındadır. Kemal Ergin, irfan sahibi, gelişkin, olgun demektir. Kemal Tokuş, Türk kahramanı Ertokuş Cengaver'den gelir. Kemal Beşe, mümtaz, seçkin anlamındadır. Bu öneriler çok konuşuldu, tartışıldı ama bir karara varılamadı. Gazi Mustafa Kemal'in de bunları pek benimsemediği görülüyordu. Günler, haftalar geçti. Sonunda herkesin merakını gideren, üzerinde anlaştığı öneri Saffet Arıkan'dan geldi. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı da yapacak olan Saffet Arıkan, 1934 yılındaki Dil Kongresi'nde Dil Tetkik Cemiyeti Başkanlığı'na seçilmişti. Dil Tetkik Cemiyeti Başkanı olarak radyoda Dil Bayramı ile ilgili bir konuşma yapması bekleniyordu. Konuşma metnini hazırlayıp Mustafa Kemal'e göstermek için Dolmabahçe Sarayı'na gitti. Mustafa Kemal, Afet İnan'la bazı konular üzerinde çalışıyordu. Metni alıp dikkatle okumaya başladı. Okurken bir cümleyi tekrar tekrar okuyup üzerinde düşündüğü görüldü. O cümlede Saffet Arıkan şöyle diyordu: "Hanımlar, beyler, bugün büyük önderimiz Atatürk'ün budunumuza armağan ettiği bayramlardan birini yaşıyoruz. Dil bayramımız. Kutlu olsun yurttaşlar." Saffet Arıkan'ın metnindeki Atatürk sözcüğü Gazi Paşa'nın dikkatini çekmişti. Mustafa Kemal bu sözcük için "çok güzel bir buluş ama çok iddialı" dedi. Biraz düşündükten sonra elindeki bu metni okumaya devam etti. Metnin ilerleyen bölümlerinde Mustafa Kemal'den "Türk atası" olarak bahsediliyordu. Bu tabire itiraz etti. "Bu çok çok iddialı" dedi ve üstünü çizdi. "Bunun yerine Atatürk kelimesini kullan" dedi. Birkaç düzeltme daha yapıldıktan sonra "teşekkür ederim, güzel olmuş" diyerek metni geri verdi. Saffet Arıkan metni o şekliyle radyoda okudu. Böylece Atatürk ilk kez Atatürk olarak söylenmiş oldu. Konuşma ertesi gün Hakimiyet-i Milliye gazetesinde yayımlandı. Böylece ilk kez yazılmış oldu. Gazi Paşa çok iddialı demişti ama Atatürk ve Türk atası ifadeleri o güne kadar önerilen en iyileriydi. Gazi Paşa bu ifadeleri, ki bu ifadeler iki ayrı kelime şeklindeydi. Yani Türk atası ve Atatürk şeklinde. Bu ifadeleri birleştirdi ve çevresindekilere bu şekilde tanıttı. "Ne buyururlar bakalım" diyerek çevresindekilerin fikirlerini sormaya başladı. Bu konunun tartışıldığı bir toplantıda
Konya milletvekili Nazım Hazım Onat, "Müsaade buyurur mu paşam?" diyerek söz istedi. Gazi, "Arkadaşlar lütfen hocamızı dinleyelim." diyerek sözü Onat'a bıraktı. Konya milletvekili şu açıklamayı yaptı. "Türk ata, Türk atası gerek yazılışta gerek söylenişte bana biraz tuhaf geliyor. Arkadaşlar biliyorsunuz, tarihimizde bir Atabey sözü unvanı var. Anlamı da yine biliyorsunuz. Beyin, emirin, şehzadenin, hatta hükümdarın, ilimde, idarede, askerlikte hocası demektir. Atabey kullanılmış, tarihe geçmiş bir unvandır. Bu unvanı taşıyan birçok Türk büyüğü vardır. Biz de Türkiye her anlamda atalık etmiş, Türklüğü kurtarmış, istiklaline kavuşturmuş olan büyük gazimize Atatürk diyelim. Bu soyadını verelim. Bu bana şivemize daha uygun gibi geliyor." Açıklamayı çok yerinde bulan Gazi, Nazım Hazım Hoca'ya teşekkür etti. Sofrada bulunanların pek çoğunun da bu fikre katıldığı görüldü. Atatürk soyadının herkes tarafından beğenildiğini gören Gazi, bu soyadını almaya karar verdi. Daha sonraki toplantıların birinde, söz yine bu soyadından açılınca Atatürk, orada bulunan Saffet Arıkan'ı göstererek, "Beyefendinin armağanıdır." dedi. Bize destek olmak için videolarımızı paylaşmayı, beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.